Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala habibina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma cealtahu sehla. Ve ente tec'alul hazna iza şi'te sehlan bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli eke ukeler, apasingiller, barçaylarge, Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaxşiligi, hayriyeti, barakatını sorab bugünkü suhbatımızını uyuşturmoqchimiz. Ming afsuslar bolsun. Qatardamız Telegram kanal, Telegram platforması bu joyda yaxşı işlemez ekan. Dubai'de ham shunaqa edi. Telegram'da telefon qila olmaysiz. Telegram'da canlı ifir qila olmaysiz. İşte kılıp dura uğradı bana. Hazır. İştirilmeydi. Telegram'da soru cevap için alakalı cevap açmak istedim. Bulmadı, ilacı yok. Allah nasip kılsa, soru cevaplarımızı şu cayını özü de belki izahlarına yazışınız mümkün. Sohbetlerimizden orası da onu ortaklaşamız. Qatar'da mən, Qatar cüdə kiçkinə şəhər, dəvlət hesablanadı. Qatar'ın əhalisi şu 19-cu əsr, 20-ci əsrini ahırları gəkili. Uşan gəçə, 20-ci əsrini 70-ci, 80-ci illəri gəçəyəm, cüdə küçülü gəl başlangan dəvlət bu məgə. Kin tosətdən yer astı boyligi, to'g'rirog'i juda katta miqdorda gaz zaxirasi chiqqan. O'sha gaz zaxirasidan keyin Qatar davlatini aholisi gazni sotish evaziga juda katta miqdorda mablag'ga boylikka ega bo'lgan. Hozirgi kunda Qatar arab davlatlarining ichida boylar ichiga kiradi. Juda ko'p yillardan beri viza bilan kirdi chiqdi bo'lardi. Ayniqsa O'zbekiston aholisi uchun oktyabrni boshidan viza bir oygacha to'xtatildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich janoblari kelib ketganlaridan keyin O'zbekistonga bo'lgan imkoniyatlardan biri shu. Juda kam odam bor. Hozirgi kunda turist oqimi kengaygan. Futbol oxirgi jahon chempionatini o'tkazishlikda katta sensatsiyani amalga oshirdi. O'zining fikrini, o'zining dunyo qarashini, e'tiqodini hurmat qilishni butun dunyodan talab qila oldi va bu hurmatni qozondi. Qatar o'ziga xos davlatlar sirasidan hisoblanadi. Bugungi suhbatimiz tabiiyki Izroil pseudo davlati bilan Falastin o'rtasidagi bo'layotgan urushlarni boshlanishi, natijalari, maqsadlari, odamlar nima rejalar qilyapti, Alloh subhanahu va taoloning irodasi, rejasi hammasidan ustun ekanligi to'g'risida qisqaroq gaplashamiz. Xo'p, ko'pchilik avvalgi suhbatlarimdagi ba'zi jumlalarni ko'p takrorlashib so'rashyapti. Izroil davlati, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi davlat diniy davlat murostona, ularda sekulyar davlat emasmi? Ya'ni demokratiya deb hammadan demokratiyani talab qiladi. Nima uchun ularda demokratiya emasmi deb so'rashyapti. Izroildagi iqtidorda turgan odamlar Sion, ya'ni sahyuniylik e'tiqodidagi toza radikal dindor odamlar. Sionizm tashkilotini sionizm deb yozsangiz, butun ma'lumotlari chiqadi. O'sha ma'lumotlarning ichida bu dini, religiyozni tashkilot degan alohida ta'kidlab qo'ygan joyi turibdi. Dini tashkilot bo'lgandan keyin bularning qarorlari, tushunchalari, odamlar ustidagi hukmlari, xulosalari o'zlarining dini aqidalaridagi asoslarga borib tayanadi. 4000 yillik aqidasi bor, bularni ilohiy ta'limotlarida qo'shtirnoq ichidagi al-ardul mav'ud degan tushuncha bor. Va'da qilingan yer. Va'da qilingan yerni bugungi kunda O'rta Sharq diyori deyiladi. O'rta Sharq, Shom diyorlarini bütün
butun dunyoga hokim qilish. Va ularni bayroqlarida bu aks qilib turadi. Oppoq bayroq ikkita Nil bilan Furot daryosini yashil chiziq belgilab turadi. O'rtada Davud alayhissalotu vasallamning yulduzlari, u yulduz, bu yulduz. Davlatni Davud alayhissalotu vasallamdan qolgan davlatni, Sulaymon alayhissalomdan qolgan davlatni biz shu regionga o'rnatamiz degan aqida. Endi sizga bir haqiqatni aytay. Aqida bilan shakllangan narsa o'ta xavfli bo'ladi. Pul uchun, ayol uchun, mansab uchun bo'lgan harakatlarni pul, ayol mansabni bergan paytingizda to'xtaydi. Bir inson o'zini aqidasi ustida harakat qiladigan bo'lsa, bu aqida to amalga oshmaguncha savob umid qilib ketaveradi. Avval suhbatda aytgandim, yahudiylik bu tabiat deb. Yahudiylik tabiat, o'sha Sion tashkilotida asosan bular o'sha tabiatdagi odamlar, ularni bunaqangi ekanligini ko'p Qur'oni Karim bizga eslatgan. Lekin millat olaroq yahudiy diniga mansub ortodoksal odamlar ham bor. Ortodoksal odamlarni davlat qurish dardi yo'q. Musulmonlar bilan oldi berdisi, nasroniylar bilan ham oldi berdisi. Ilmga taraqqiyotga qo'shilish, hissa qo'shish masalasida ular mu'tadil odamlar. Ular bilan hamma diyorlarda muomala qilib kelingan, payg'ambar alayhissalotu vasallam ular bilan muomala qilganlar, xiyonat qilmaganlari bilan muomala qilganlar. Hattoki Imom Buxoriyda hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dunyodan o'tganlarida ma'lum bir miqdorda arpani evaziga diralarini, sovutlarini Yahudi qo'shnilariga garovga qo'yganlari to'g'risida. Bu hadis to'g'risida ming xil tushunchalar ulamolar gaplarini gapirgan, lekin bu sahih hadis. Buxoriyda kelgan hadis. Demak, Yahudi bilan oldi berdi qilingan. Xiyonat qilganlarini mamlakatdan haydalgan. Xiyonat qilgan toifa o'sha Yahud tabiatidagi toifa. Yahud tabiatidagi toifalar o'sha millatni ichida bijg'ib yotibdi va uni tashqarisida ham bor. Tashqarisida ham ko'p. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, ular qanaqa odamlar? Oldin sizni otadi. Unga qarab turib, "Nimaga meni otayapsan?" desangiz, yana otadi. Keyin siz qo'lingizda qurol yo'q, yerdan toshni olib otsangiz, "Ana, bu tosh otdi, mulla bo'lib turib tosh otdi" deydi. O'zi haromilik qiladi. "Ey, haromilik qilma" desa, "Ana, haromi deb so'kiyapti meni" deydi. Mana shu tabiat bu. Falastinda musulmonlarning qonini, yosh bolalarini, ayollarini ko'zini yummasdan, rahim qilmasdan qatl qilib yotibdi. Troll profillar kirib olib bizga, "Ha, sen nima qilib turibsan batta? Bormaysanmi? Voy, saroy mulla" deyapti. U yoqda musulmonlarning qonini to'kishyapti, bu yoqda musulmonlarning obro'siga tajovuz qilishyapti. Ya'ni bizga obro' kerak emas-da, odamlarning obro'si oldidagi maqtov narsa kerak emas. Lekin men tabiatni sizga tushuntirish uchun aytayapman. To'xtamasdan onamni haqorat qilib, dadamni haqorat qilib, tuhmat qilyapti, jakuy tezak. Lekin unga qarshi ushlasam undoq qilaman degan odamni borib qamalyapti. Ustidan yozishyapti, uni radikal deyishyapti. Buni qilayotgan harakatini ko'z yumishyapti. Izroildagi o'sha harakat shu 1947-yildan 48-yildan rasman u joyga qochqin bo'lib borishgan, qochib borishgan, bizni otalarimizni nemis fashistlari o'ldirdi, bizning umidlarimizni sizlar o'ldirmanglar deb pankartlarda yozib kirishgan. Yordam beringlar bizga, joy beringlar deb. 20% joy berishgan. 20%. Hozir 80% ga chiqib oldi ular. 20% Falastindagi yerli aholiga joy qoldi. Qolganini tortib olishyapti. Hozir bostirib kelishyapti. Demak, do'stlar, bu tashkilot diniy tashkilot. E'tiqodiy tashkilot. 4000 yillik e'tiqodi bor. U hamma narsadan ketsa kechadi, e'tiqoddan voz kechmaydi. E'tiqodiga ixlos bilan amal qiladi ular. Al-ardul mav'ud bizga va'da qilingan yer olamiz deydi. Ularni e'tiqodida ularni ma'lum bir payg'ambarlari ular e'tiqod qilayotgan. Ular obraz shakllantirgan payg'ambarlari Alloh bilan jang qilib, Allohni yengib qo'ygan.
e'tiqodni qarang, siz qarshi tarafdagi dushmanning e'tiqodi nima ekanligini bilmasangiz, sizga qanday hujum qilishini tasavvur qila olmaysiz. Manaman degan vahshiy yosh bolalarni ustiga bomba otadimi? Yosh balnisada yotgan kasal ayollarni ustiga bomba otadimi? Bularning e'tiqodida ulardan so'rayapti ba'zi ideologlardan. Sizlarni qilayotgan ishlar Xudoga xush kelmaydi desa, uni bilamiz deyapti. Chunki bizni yo'lboqchilarimiz Xudo bilan jang qilib, Xudoni ham yengib qo'ygan degan e'tiqodi bor ularning. Men Xudoni yengdim degan jur'atli shunaqangi bezbet, beyuz odam bilan qaysi formada gaplashsa bo'ladi? Ular bilan gaplashish formati yo'q. Ular xohlagan jinoyatni qiladi, u jinoyatga qarshi siz "Ey haromi" desangiz, ana bu haromi dedi, ko'rdinglarmi? Buni og'zish halol ekan deydi. Bu odam o'ldiryapti u. Misolini aytib bergandim, qiziq bir misoli bor. O'g'ri masjiddan gilam o'g'irlasa, imom ushlab olib, yuziga tupurib yuborsa, o'g'ri "Domla, masjidda tupurib bo'lmaydi-yu" degan. Mana shu o'g'ri bular. Sizni masjidda uni yuziga tupurib yuborishingizni majburlaydi. Tupurib yuborganingizda ko'rdinglarmi, tupurar ekan bu. Domla ham tupuradi masjidda-ya degan provokatsiya qilishadi. Mana shu o'rinda sizlarga ya'ni umumiy ong shakllantirish proyektlariga yana qaytadan to'xtalamiz. Umumiy ong shakllantirish. UOSH. UOSH deylik. Ya'ni ong shakllantirish. OSHAN desak ham bo'ladi. Odamlarga axboriy hujum qilish. Maydonda bo'layotgan jangdan axborot markazida bo'layotgan jang xatarliroq. Ozodlik radiosi Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi bo'layotgan harakatlarni 456-chi kun, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgan kuni deb yozyapti. Falastin bilan Izrail o'rtasidagi to'polonni nima deb yozyapti? Falastin va Izrail o'rtasidagi chiqqan mojaroning 3-chi kuni, 7-chi, 9-chi kuni deyapti. Men nima degandim sizlarga? Ozodlikda ishlash uchun insonda iymon bo'lmasligi kerak. Ozodlik radiosida ishlayotgan odamlarni iymon haqida, millat haqida, diyonat haqida aytayotgan gaplari yolg'on bir odamlar. Ularga kim pul berayotgan bo'lsa, ularni kim ustida rahbar bo'lsa, o'sha rahbar u odamlarni o'zining dutkasiga o'ynatadi. Jurnalistman deydi, hammasi pseudo jurnalist. Sarvar Usmonidan tortib boshqa hammasigacha. Pseudo jurnalist bir odamlar. Gapirsam, "He" deganida ba'zilar ozodlik ham haqni gapirib turadi deb. Qani, gapirsin. 70 yildan beri Izrail Falastinga bostirib kelyapti. 70 yildan beri bostiradi. Izrailning Falastinga bostirganining 70-chi yili deb yoza olmaydi. Yozsa, nomini boshqa qo'yaman. Izrail Falastinga bostirib kirgan degan gapni yoza olmaydi. Sarvar Usmon erkak emas bular. Bular kim? Xoin nomusini sotgan. Birinchi taklifga rozi bo'lgan odamlar. Bobo Murod Abdullaga o'xshab birinchi taklif. Bobo Murod Abdulla haqida gapirsam maxsus yoyin deb chiqibdi-da. O'sha maxsus maxsus yoyinda o'zini haqiqatda birinchi taklifga rozi bo'lganligini tanotdi. Qaraq tanogan aytibdiki, "Ha" debdi, "Men o'shda o'qiganman. Unaqa taklif qilishmaydi. Xohlaganingizni o'qiysiz. Ha, Soros tashkiloti o'qitgan meni" debdi. Soros tashkiloti o'zbek jurnalistlarini nima uchun o'qitadi? Sorosga nima keragi bor? Soros tashkiloti, ya'ni Soros o'ldi, undan keyin shu tashkilot turibdi hali. U paytda tirik edi. Sorosni o'zini gapi bor. Butun yer yuzining hamma joyida siyosiy tijorat qilaman degan. Davlat to'ntarishlari uchun pul beradi. O'zining o'sha osh, ong shakllantirish strategiyasiga pul tikadi. Arab yarim
ya'ni Arab bahori degan strategiya uchun 15 milyard dollar tikkanligini o'zi e'tirof qildi. Ichkarida yosh bolalarni, ularning fikrini shakllantirishi, yo'naltirishi mumkin bo'lgan odamlarga pul ajratadi 15 milyard dollara. Chiqib olib keyin Ramazon Buti saroy mullasi deydi. Abdulloh Buxoriy degan Alloh rahmat qilsin o'ldi u ham. Chiqib olib Ramazon Buti dajjal deydi. U bekorga gapirmaydi uni. Soros tashkiloti. Soros tashkilotida bobo Keti o'qiganligini tan oldi. Bobo Murod Abdullani birinchi taklifga rozi bo'lganining o'zi shu. Soros tashkilotida nima qildi o'qib? Men musiqa o'rganganman deydi. Ashula aytish o'rgangan ekan men Soros tashkilotida. Men Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi degan jumlaga qarshi emasman. Men ham aytaman, ha, bostirib kirdi deyman. Meni urusparas degan odamlarning ya'ni sharafsiz ekanligini e'tibor bering. Shu gapni gapirayotganlarni qarshisiga chiqib olib, Jakuy tezakka o'xshab tuhmat qilayotganlarni sharafsizligini eslatmoqchiman. Ha, men Rossiyani Ukrainaga bostirib kirdi deyman. Rossiya aytadiki, bostirib kirdik. Nimaga? Chunki deydi, bizga NATO ni ya'ni armiyasiga joy beryapti, meni chegaramga xavf soldiryapti, to'xtasam to'xtamayapti deyapti. Bostirib kirdi. Lekin nimaga ozodlik buni bostirib keldi deb yozyapti-da, Rossiyaga qarshiligini, Rossiyani qonxo'rligini ko'rsatish uchun, ha? Nimaga Izrail Falastinga bostirib kirdi deya olmaydi? Nimaga? Nimaga bilasizlarmi? Chunki birinchi taklifga rozi bo'lgan. Birinchi taklif ularni alohida xonaga olib kirib turib, keyin nuqta te qilingan. O'shaning uchun ular ke bo'lib qolganligi uchun nomusi yo'q. İnsani umurtqası yok. Ondan taşqari hamiyat qolmagan, hamiyati bo'lmagandan keyin ondan hamma narsani kutiladi. Mafiyalar bor, haligi turklarda orospu deydi. Fohisha tarbiya qiladigan mafiyalar. Ular nima qiladi? Har qanday qizni avvalo nomusini sindirishadi. U xotinda, u ayolda hayo, nomus, hamiyat, iymon hech narsa qolmagandan keyin uni keyin moldagi ishlatishadi. Bir kunda 5 ta odamga qo'shib pulini olishadi bo'ldi. U xotin faqat shu pornografiya uchun ishlab beradi bo'ldi. Boshqa hech narsaga haqqini talab qila olmaydi. Ozodlikda ishlayotgan boba ketlar. Mana shu nomusini sotib qo'yganligi uchun hamiyati singan. Singan hamiyati. Endi nima debdi? Meni shunaqa deyotuvdi, ozodlikda ishlaganmish. Qarang, ongi qarang, psixologiyani qarang. O'qiganda Soros tashkilotini o'sha nomusi buzilgan joyda o'qigan. Shuning uchun qarang. Ong shakllantirishini aytayaptiki, mana Shayx Muhammad Sodiq ham shu yerda ishlagan deyapti. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh ozodlikda ishlamagan. Ozodlikni ishlatgan o'zini diniy e'tiqodi yo'lida. Chiqib olib senga o'xshab Buxoriyni qoralamagan. Chiqib olib Sarvar Usmonga o'xshab LGBTni targ'ib qilmagan. Chiqib olib ozodlikni boshqa jurnalistiga o'xshab bu Jasminni O'zbekistondan chiqqan birinchi transgender deb maqola qilmagan payg'ambarning ummati Muhammad alayhissalotu vassalomga munosib Varis, Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf. Nima bekinmoqchi bo'lyapsan o kishining orqasiga? Hazrat chiqqan bo'lsalar, dindan so'ralgan, dindan javob bergan. Azonni aytsa bo'ladimi, so'ragan, javob bergan. Inson huquqlari degan islomni diniga aloqador ta'limotni aytgan bo'lgan, tafsirni aytgan. Obidxon Qoraka chiqib olib tafsirdan dars bergan. Bular ozodlikda ishladi deyilmaydi. Bular ozodlikni ishlatdi deyiladi. O'zini e'tiqodi yo'lida ishlatdi deyiladi. Bobo ket, oldin ushnaqangi nomusini, hamiyatini sindirib, parchalab, tamomini chiqarib bo'lgan, endi chiqib olib, o'sha hamiyatni tiklashga harakat qilish yo'lida nima deyapti? Ha, Buxoriy yolg'onchi bo'lgan deyapti. Haqorat qilyapti Imom Buxoriyni.
axborot markazlarini ishlash strukturasi to'g'risida to'xtalamiz. Bu mana bu vaziyatlarga ko'ra butun dunyodagi tuhmat kompaniyalarining markazi Izroil birodarlar. Butun dunyodagi tuhmat kompaniyalarining markazi. O'zlari bostirib kirgan. Hamon bosqinchilik davom etyapti. Fosforli qurollarni ishlatishyapti. Kasalxonaga raketa tashlashyapti. GBU 32 degani, o'zi GBU 32 degani raketani ustiga qoplanadigan taxminan 24 kilometrgacha o'zi mustaqil uchib boradigan raketaga aytiladi. Axey, yumkin qahva? Lala, americano. Americano? Ayva. Bidun sukar. Americano, bidun sukar hot. Bidun sukar. Water, ayva. Ayva. Demek. Nima deyotdik? On shakllantirish bo'yicha Izroilda bütün dünyanı, axboriy markazlarını 80%'ini qo'lga kiritishgan. Hazrat Rahimahulloh aytganida, Arab bahori uyushtirishdan oldin BBC'nin markaz ofisidan 20 ta eng kuchli jurnalist Qatarga ko'chib o'tdi deganlar Al Jazeera'ga. Nima uchun Al Jazeera'ga ko'chib o'tadi? Qatar axboriy markaziga ko'chib o'tadi. Nima uchun? Hayron bo'lgandim dedilar. Arab bahori boshlanganda jazira chiqib olib, xuddi ozodlikka o'xshab shunaqa gaplarni gapirishni boshlagan. Xo'p, raketani, GBU 32 degan raketani ustiga qoplanadigan, uni boshqaradigan sistema bor. 24 kilometrgacha boradi, ichida GPS sistemasi bo'ladi, aytilgan nuqtaga borib uradi. Va u yerga tushib ham portlaydi, havoni o'zida ham distansionni portlatib olish mumkin. Yerga tushib portlaganda nima bo'ladi? Yerda chuqur hosil qiladi. Lekin havoni o'zida portlatsa, havoda, masalan bir binoni tepasiga kelib, havoni o'zida portlasa chuqur qolmaydi. Shunaqangi katta bosim bilan havoni parchalaydi, biologik qurol ya'ni. Butun boshli bino ichidagi hamma parchalanib ketadi. Ko'ring rasmlarni. Mashinalar tepasidan pachoq bo'lgan. Tomlar pachoq bo'lib ketgan. Hamas otayotgan raketa, qo'lbola raketa. Borsa bir joyda teshib o'tadi bo'ldi. Uni qangi katta portlaydigan sharoiti yo'q. O'zlarini harbiy axborotini tarqatadigan mas'ullardan bittasi chiqib, kasalxonaga terroristlar, Hamas terrorchilari berkinib olgan ekan, bizni Izroil qo'shinlarimiz ularni urdi deb ma'lumot berdi boshida. Keyin ma'lum bo'ldiki, ichkarida yoshlar, bolalar, ayollar, keksalar, bemorlar halok bo'lganligi butun dunyoga oshkor bo'lgandan keyin ma'lumotni olib tashladi. Kechirim ham so'ramaydi. Masalan, Geytus so'ramaydi kechirim. Abro Muxtor Ali qizlar bilan aysh ishrat qilyapti deb rasmni qo'yib, men haqimda yolg'on informatsiya tarqatyapti. Ma'lum bo'ldi, Photoshopligi. Keyin chiqib aytyapti, Abrorni bunga o'xshagan videolari ham bormanda. Qarshi tarafni e'tiborga olib, uni qo'ymayapman. Lekin bu montaj ekan, mayli, lekin buni bu shunaqa odam, mashinada undoq qilgan, bundoq qilgan degan. Jakuitizak yalinibdi, bobo. Bobo ket. Bobo ket, Jakuitizakni aytyapti, qanaqa odamsan, qo'ymaysanmi videosini deyapti. Orzu qilyapti. Abror shunaqangi bir jin iflos jirkanj ishni qilgan videosi bo'lsa-ki, orzu qilyapti qo'ysin deb. Voy, qiyomatgacha muhlat sallarga. Qo'llaringda nima bo'lsa qo'ylaring, sallardan qo'rqqan sallarga o'xshagan bo'lsin. Yana qaytib aytyapman. Sallardan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Biz Allohdan qo'rqadigan, Allohdan xavotirimiz bor. O'shaning uchun o'sha Alloh bilan o'rtamizda islohi bilan yuribmiz. Hali isloh qila oldikmi, yo'qmi, qiyomatda bilinadi. Lekin shuni harakatdamiz. Sallarni bizni qilgan tuhmatingni oqlashga majbur emasmiz. Voy, bobo ket. O'sha Jakuy tezak bilan birga nomusingni birinchi shart bo'yicha sotib yuraver. Informatsiya tarqatib. Sen uni kut, qiyomatgacha yo'q, chiqara olmaydi. Yo'q u narsa ularning qo'lida. Yo'q, qo'lida yo'q.
informatsiya bilan aldashyapti. Nima emish? Militsiyalar ular qidiruvdan to'xtatsa, uni olib tashlasa, keyin qo'yamish. O'zlari portlatishib, axborotni tarqatishyapti. Shu qadam. Bismillah. O'zlari portlatishyapti kasalxonani va uni o'zlari mazlum yasashyapti. Yo'q deyapti. Hamas deyapti, keyin otib teskarisiga o'zini balistasini urib yubordi deyapti. BBC yozyapti. Hamas urgan bo'lishi ham mumkin. Ozodlik yozyapti. Hamas terroristlari deb. Vatanini himoya qilgan terrorist bo'lar ekan. Vatanını himoya qilgan. Vatanını bosib olgan mazlum bo'ladimi? Mazlummi Izroil? Ha, Izroilda e'tiqod bor. U e'tiqodini yashasa, u mazlum. Musulmonlar e'tiqodini gapirsa terrorist. Bu yerda e'tiqod ham yo'q, birodarlar. E'tiqod bor-da, Hamas atrofida nasroniylar ham bor. Falastinda boshqa din vakillari ham bor. İsrail'in közlegen maksadı Falastin'de tinç yani region kaldırmaslık. Uşengi tohtatmastan bombalar yoktu. Maksad ne mi? Falastin'deki ahali, tinç ahali. Mısır'ge, Urdun'ge, Lübnan'ge köçüp uçuş gerek, çıkıp geçiş gerek. Bir payetler 750 bin adamla mecburen köçürüşken. Lübnan'da. 3,5 ming odamni bir kunda qatl qilishgan. Ariel Sharon harbiy vazir bo'lgan va qochib o'tgan qochqinlarni lageriga Lubnonlik radikal nasroniylar hujum qilganda yo'l ochib bergan. Endi urush haqida turli versiyalarni aytishyapti. Bu versiyalarga ham to'xtalib o'tsak. Jonli mi bu versiyalar, jonsizmi? U endi shunaqa versiya do'stlar. O'sha versiya bo'yicha fikrlarni o'rganib chiqamiz. Hamas bir yil tayyorgarlik qildi. Shu kungacha bostirib kelish 1967-yilda Ariel Sharon yerlashtirma loyihasini oldinga surgan. Yerlashtirma degani tashqaridan kelgan yahudiylarni Falastin diyorlariga joylashtirish. Hamas tashkilotini boshlig'i Ahmad Yasin, Sheyx Ahmad Yasin intifoda degan amaliyot boshlagan. Intifoda degani o'zbekchasiga haligi ustingiz qum bo'lib ketgandimda silkinib qumni to'kib tashlaysiz-ku. Oyoqlanma ma'nosi. Qumni to'kib tashlashligini intifoda deyiladi. Istiloqda qo'lda qurol yo'q, tosh bilan ularga tosh otadi, bo'ldi. Ahmad Yasin bütün Arab diyarlarına mektup yazgan. Menge ya ölüş, ya ki bularga boysunuş imkaniyeti kaldırıştı halas. Eğer boysunsam ham öldürüşedi. Bularga karşı uruşsam ham öldürüşedi. Men boysunup ölüşünü emez, bularga karşı uruşup ölüşünü tanladım degan. İkinci intifada Ariel Sharon 83. yılda mı ki adaşmasam 82-83. yılda Kudüs'ke taşrif buyurgan. Taşrif demeylik Kudüs'ke cirkenç ayağı bilen borgan. O şimdi ikinci intifada başlangan. Bu yam intifada ikincisi bu. Bu yam şunu ayaklamış. Ve nihayet nima kılıçtı? Ahmad Yasin'ni portlatıp öldürüştü. Rakette bilen uçtu. Endi sizlarga aytib qo'yay. Masad tashkiloti dunyoda imkoniyat, sharoit o'laroq 10-talikda, menimcha 3-talikda turadi. Juda kuchli tashkilot. Kuchliligi misol aytaymi? Bu tashkilotni ya'ni asli kuchli emas. Imkoniyat sharoitining ko'pligi ma'nosida aytayapman. İran'da
Kim idi atı? İran'da. Hazır dostlar, ha dostlar ki. Bir kitap bunların projektlerini et beraber. Kasım ne miydi? Kasımi. Bu atı ne miydi şunu? Maşallah. Biraz asabiyleşkenimiz gibi şunu kabul yaptı. Ha, Kasım Süleymani. Kasım Süleymani degen İranlı general vardı. Kasım Süleymani'ni İran yaşlarından teşkil topgan juda katta armiyası vardı. Bu armiye dünyanın xohlagan burchagida, xohlagan tashkilotning ichida o'zini borib, o'zini fido qila oladigan yigitlardan iborat edi. Qosim Sulaymoniyni Eronni o'zida lokatsiyasini topishib, raketa bilan urishdi. Masa turdi. Masa turdi. Ha, men Eronda debman, Iroqda. Iroqda urushdi. Buni o'sha o'ldirishgandan keyin, o'ldirgandan keyin unga qarshi hujum bo'lish ehtimoli ham bor. Eron Eronni kuchli generallaridan, Xomeneyni oldida yuradigan odam edi. Qosim Sulaymoniy haqida ham suhbat qilganman o'lganda. Qidirib topib ko'ringlar. Bag'dodda urdi, to'g'ri. Qidirib topib ko'ringlar. O'sha yerda ularni qanaqa kuchli tashkilot ekanligini, dunyo hatto Amerikani ba'zi bosimlarida bundan xavotir borligini aytib yurishardi. Qosimiyni o'ldirganda Eron undan o'ch olamiz dedi. Undan ham qo'rqqani yo'q masalan. Qo'rqqani yo'q. Eronda ilmiy odamlar bor. Masalan, atom ishlab chiqarish uchun Eron ham embargo qilingan davlat, atom ishlab chiqarish uchun ulamolari izlanishlar qiladi. Dunyoni juda kuchli joylarida ilm o'qib kelib, o'zini Eroniy ekanini berkitib, taqiyya ularni e'tiqodida bor. Erondan ekanligini berkitib, har joydan o'qitishadi. Ushlaqangi olimlardan Muhsin Fahrizoda degan bir olimni atom bombasi uchun ya'ni o'qotar qurollar masalasi bo'yicha kuchli bo'lgan bir olimni Eronni o'zida o'ldirishdi. Juda qattiq qo'riqlanardi u odam. Qattiq qo'riqlanardi. O'sha qo'riqlangan odamni Masad o'zining josuslari orqali borib boshqariladigan qurol bilan otib o'ldirishdi. Turkiyada nechta shunaqangi ilmiy odamlarni o'g'irlab ketishdi. Nechtasini uyda osib ketishdi, o'zi osdi deb e'lon qilishdi ilmiy odamlarni. Masadni hamma tashkilotning ichida josuslari bor. Bilmayman, hozir atrofimda ham yurgan bo'lishi mumkin. Ya'ni meni kuzatib degan ma'noda emas, ularni josuslar hamma joyda bor. Hamas bir yil tayyorgarlik qilarkanda Masad bundan bexabar bo'larkan. Ha, Alloh qo'rqib bo'lsa bexabar bo'ladi. Lekin masalaga real yondashadigan bo'lsak, Hamasni shu ishga majburlash, ya'ni poymonasini to'ldirish, sabr kosasini to'ldirish uchun qilingan ish bo'lish ehtimoli bor deyapti ba'zi tahlilchilar. Hamas bu narsani otib bergandan keyin nima deydi chiqib olib, haligi tosh otsa, ana bu tosh otyapti deb qaytib kelib turib, bunga butun G'azoni portlatishyapti. Butun G'azoni portlatishyapti. Maqsad nima? G'azo sektorida, Falastin diyorlarida xotirjam yashaydigan joy qolmasin. Maqsad Qudusni olish. Maqsad G'azoda hech kimni qo'ymaslik. O'shanga ko'chinglar bu yerdan, ko'chinglar, chiqib ketinglar deyapti.
Hiç bitti joy aman kalmaydı. Ben listeler aman kalmaydı diyepti. Deyip bayanat birgen. Urdu yan. Bu bilen ben Falastinliler ebdar, uzun ebdar demeyim mi? Nime kısım bir çoğalalar? Yerini tartıvalı yaptı, kırpkili yaptı, beyim alalı. Üyünüzü kırpkili yaptı, tasavvur kılıyım. Nime kısım bir çoğalalar? Şimdi Hamas'ın içi diyen bu Masat'ın casusları var. Bunlar koyu verdi. 5 bin, 10 bin tane arsana attı. Atkemdenkin şimdi cevabı olarak biz haklıyız diyepti. Hiç kaçan haklıyım bu miydi? Bu payetler Trump ayetken idi. Biz küçülüyümüz, şunun için haklıyımız dedi. Şimdi Erdoğan ayetken idi. Yok, biz haklıyımız, şunun için küçülüyümüz. Bismillah. Şimdi, yana bir tanesi. İsrail bilen Falastin'in ortasındaki uruşunu çıkarıp uyuşup, atrafta kanaka devletler var. İran, Mısır, Urdun, Yerdaniye, Lübnan, bu devletler var. Katar, bunlar var. Saudiye, bunlar var. Bu devletlerini, hammasını kol ayağını bağlayıp koyuyor. Tek mi? Teksen, senge hücum kılamız de. İkide, bittesi de kural yok. Hiç neresi yok, bittesini tiş tırnağı bilen kurallandırışken. 100 milyar dolar pul verip kurallandırışken. Hava savunma tehnikasını alıgı kalkanlı. 100 bin dolar dedi bitti okunu. Hamas'ı ballarınınki bosa 3 bin, 5 bin, maksimum 20 bin dolar durarken. Ularını bitti, bitti oku 100 bin dolar eken. Onunca hava kuralını bir işi yaptı, Orkan'ımız bir işi yaptı, Falastin'i ur diye yaptı. Hıma yakalaman dese Mısır'a hey diye yaptı. Kemal'e ne yapıp koydu? Biden ne için Kemal'e ne yapıp koydu? Mabada İran'dan kimdir kirse, Lübnan'dan, Urdun'dan, Mısır'dan, Katar'dan kimdir kirse, uşanı uğraman deyip durdu. Türkiye'de halk Müslüman. Küçüge çıkıp bakır çakır kıvı atıp bir çağırırlar. Lakin sistemi, sistemi. 8 milyar dolarlık şartmaması var. Türkiye bilen İsrail ortasında. 200 hıldan artık mahsulat aldı birisi var. Yahudiler bilen Türk devletini. İsrail böyle. Ticaretinin 80 faizini Türkler bilen kılar. Türkiye bilen, İsrail. 540-30 kilometre etrafındaki gaz türbelerini utkaziş recesi var İsrail bilen Türkiye'nin ortasında. Hadir o muhakemede. Gazadaki halkını çıkarıp aladıken bulsa Gazada gaz var. Gaza ahalisi ki gazının kavlaşlıkını takılıp bu işken. Gaza halkını çıkarırsa bu gazını kavlap, Avrupa'ya şu gazı satadı. Şunca rejeler uçun, şunca maksatlar uçun, 4'te 5'te binanı portlatış bularge, çikare. İkide Amerika'daki binanı portlatıp, bittesige Afganlı, ikincisige Irak'ını parçalap taşıştı. Vakiyedeki real karagende bu fikirlerini vazını bağır deyip görüş gerek. Lekin küç, kuvvet, akıbette Müslümanlar yutuştu olsa yapını ben bilen hiç kim tartışmasın. Bu anık Müslümanlar yutadı. Mazlum yutadı bir gün. Zalim hiç kaçan devam etmeydi. Zalim dünyada cezasını görmeyince ölmeydi. Bu anık bu. Lekin real hadiseni görmezden turup meselege daha bir iş, şaşkalarlık, akıl işimez. Avvalgi suhbatda ham aytdim. Bular Musa alayhissalotu vasallamni ham joniga tegib ketishgan. La tadara ala ardi kafirina dayyara degan Musa oxiri duo qilib. Yer yuzida kofirlarni qo'yma. Wala yalidu illa fajiran aw kuffara degan. Ular faqat fojir va kofir tug'adi, bularni yo'q qil degan. Joniga tegib ketgan, payg'ambarlarning joniga tekkan xalq bu. Hamma narsa bo'lib o'tdi-da, yo'lda ketishyapti, bir qavm o'zlari yasab olgan toshlarga sig'inyapti. Musoga qarab aytishyaptiki, ij'allana ilahan kama lahum aliha deyapti. Musoni o'zlarining tushunchalariga ergashtirishmoqchi bo'lishyapti.
Yahud tabiat, yomon birodarlar bu. Siyon tashkiloti, radikal tashkilot birodarlar. Menga gapirmaysanmi deb qo'yadi. Yana nimani gapiray? Suriyaga kelishdi gapir deb qo'yadi. Men Muso emasman-da, lekin sen Musoga menga iloh qilib ber degan odamsan. Shu gapni gapirayotganga aytibdi. Turkiya hech narsa qila olmaydi. İran juda katta ehtimol bilan İranni tushunmaguncha dünyanı tushunmaysan degan siyosatda maqol bor. İranni tushunmaguncha dünyanı tushunmaysan. İran zohirda har doim Amerikaga qarshi, har doim Izroilga qarshi o'xshab ko'rinadi. Juda katta ehtimol bilan ular bilan masa osti, stol ostida manfaatlari kesishadi. Qosim Sulaymoniyni nima uchun o'ldirib berdi masalan deganda ba'zilar aytgan edi. Qosim Sulaymoniyni obrosi mavjud sistemadagi rahbarlardan oshib ketgan, shuning uchun uni maydondan chiqarishdi deganida. Qirg'izistonda mafiya o'ldirilyapti. Qamchi. Kolya Qirg'iz. Qozog'istonda mafiyalar bosilyapti. Nimaga desa, Amerikani ro'yxatda turgan odamlar. Birodarlik halqasidagi odamlarni o'ldirtiryapti. O adamlar bilan gaplashsangiz, xalqqa manfaatdor odamlar. Sistema Amerikaning zakazini qilyapti. Bu ham mulohazalar, Abror Muxtor Aliyning shaxsiy gapi emas. Odamlarni siyosiy kruglarni gapi. Ruxsatni olmasdan turib, o odamlarni otib yuborish juda ham katta tashvish keltiradi. Izroildagi bo'layotgan vaziyat ham shundan iborat, do'stlar. İsrail'deki vaziyetten şundan ibaret. Ruhsatını alışıyaptı, kılışıyaptı. Mısır. Mısır, Hamas'ını uzu baş ağrığı de biledi. Evvel sıkbatta ettim. Hamas'ını ular baş ağrığı de biledi. Demek ki, İhvan'ın Müslümin'ini şubesi. Lübnan, yo, indi bizgi koçu ötmeydi diyepti. Ular da en problemi bu. İran, yordam veremiz, yordam veremiz diyepti. Lekin yordam berimchi katta ehtimol bilan bermaydi hozirgi kunda. Hamma yo o'ralgan. Bechora Falastin aholisini qurolsizlantirilgan. Endi turlaring men bilan urushasan deyapti. Nomardlik. Nomardlik. Bir yil Hamas tayyorgarlik qilib otdi. 5,5 mingta maksimum uyoq bu yog'i bilan 7-8 ming, 10 mingga yaqin narsa otdi. Keyin bular hozir hamma yoqni portlatib yotibdi. Bolalarni o'ligini ko'rsatishdan boshqa narsaga yaramayapti. Yig'lashdan boshqa narsaga yaramayapti. Endi Siyon tashkiloti u yoqda musulmonlarning qonini to'kiyapti. Bu troll profillar bitta o'tirib olib bizni obro'yimizga tajovuz qilyapti. Bir xil birodarlar. Men sizga aytayapman, ularni josuslari, trollarni ichida ham bor. Nomini Muso qo'yib oladi. Nomini boshqa narsa qo'yib oladi. Muzaffar amaki qo'yib oladi. Ularni josusi bo'ladi. Musulmonni qonini to'kishadi, bu yoqda obro'siga tajovuz qilishadi. Voy, kim boraladi hozir? Odamlar Falastinga pul yig'aylik deyishyapti. Yetib olamikin? Unisi ham bor. Yetib oladigan aniq joy bo'lsa, berasizmi? Bu savolni berayotgan odamni ham aqlida biroz nuqson bor, do'stlar. Mening e'tiqodim, yurtini himoya qilib o'lgan odam shahid bo'ladi. Falastindagi har bir go'dak shahid. Falastindagi har bir ayol shahid. Vatanini himoya qilib düşmanga qarshi turganlar shahid do'stlar. Vatanni himoyasi qatta qoladi, ularni shahid demasak. Ertaga O'zbekistonga urus bostirib kelsa, ishini ochib berish kerakmi? Yo'q, mustaqillik uchun jonimizni berishimiz kerak. O'lsak shahid bo'lamiz o'shanda. Qo'limda tosh bilan bo'lsa ham qarshi chiqaman tankasiga. Boshqa yo'l yo'q. Endi ular yutqizdi deb o'ylaysizmi? Ha, dunyo tugamagandaydi.
dünya abadi bo'lgandaydi, yutqizgan bo'lardi. Mazlumlar. Dünya abadi emas. Zulm qilayotgan ham o'ladi. O'lim bor. Ey zolimlar. Qilgan zulmlaring, qilayotgan tuhmatlaring, qilayotgan bo'xtonlaring evaziga qo'lingdan kelsa o'lma. O'lma, mazang qochadi lekin. Hamas terror tashkiloti. Vatanini himoya qilgan terrorizmmi? Madaminbek terrorizmmi? Sher Muhammadbek terrorizmmi? Abdulla Qodiriy terrorizmmi? Cho'lpon terrorizmmi? Umar Muxtor terrorizmmi? Libiyani İtalya'nın bosqinchilaridan himoya qilgan. Bismillah. İnna lillahi. Bismillah. İnşallah mazlumlar yutadı. Zalim yutayotganga o'xshab ko'rinadi. Lekin uni jahannamdagi chuquri chuqurlashib borayotgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Unsur ahoka zoliman av mazluman deganlar. Birodaringa yordam ber. Zolim bo'ladimi? Mazlum bo'ladimi deganlar. Mazlumga qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Mazlumga yordam berishda hech yo'q duo qiling desak, ana bu bobo ket duo qilma deb haqorat qilyapti ekan. Duoni so'kiyapti ekan. Musulmon emas deyapman sizlarga bularni. Men nima degandim deb ko'p takrorlayapman. Bular musulmon emas. Bobo ketlar nomusi buzilgan odamlar. Spalnisini ko'rsatib, O'zbekistondagi siyosiy lagambardorlik uchun onasini olib chiqib, mana sotaman onam. Qarib qolgan u, lekin osaylar suni sotaman deb siyosiy harakatiga ishlatadigan darajada benomus odam. Qizini olib chiqadigan odam bu odamlar. Duoni haqorat qilyapti. Salohiddin Ayyubiga o'xshagan odam chiqsin deb duo qilamiz desa, duo qilma deb so'kiyapti, haqorat qilyapti. Sharafsiz odamlar birodarlar. Demak, Izroilning harakati dini harakat birodarlar. E'tiqodi bor ularni. E'tiqodi bor, siz bilan bizga o'xshagan, ya'ni o'zini kitobini o'qimagan odamlar emas. Biz o'zimizning kitobimizni o'qmayapmiz. O'zimizning kitobimizni o'qisak hamma narsa bor. Hech yo'q o'qigan ulamolardan so'ramayapmiz, nima qilish kerak? Yo'q, ulamo deb bilganlarimizni nima deyapmiz? Hey, siz mana uni gapiring.
Hoy, marjonga chiqing. Hoy, o'rningizdan turing. Yo, o'rningizdan o'tiring, deyapmiz. Musoga menga bitta iloh yasab ber, anoligi ilohlarga o'xshagan, deb Musoni o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'lgan yahud tabiatdan nima farqimiz bor? Payg'ambar alayhi salom meni ummatim, o'zidan oldingi ummatlar bilan izma-iz qadamma-qadam ketadi deganlar. Hattoki dop degan hayvon bor cho'lda. O'shaning iniga kirsa, ular ham kiradi deganlar. Bir xil yahud tabiatlini qilyapti biz ichimizdagi odamlar. Nima ulamolar sizlar sizga ergash kerakmi? Siz aytgan gapni gapirib berish kerakmi? Ulamolar qatta nima deyishi biladi. Imomlar nimaga duo qilmayapti? Sendan so'raydimi duo qilishi? Yo senga eshitirib duo qilish kerakmi? Xo'p, ko'ryapsiz vaziyatni. Qo'limda men toshim yo'q. Nima qilay? Duo qilaman, boshqa ilojim yo'q. Duo qilmasam javob beraman. Duo qilmasam javob beraman. Men lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Musulmonlarni tashvishi bilan, g'ami bilan tong orttirmagan, ularni g'ami bilan yashamagan odam ulardan emas. Ulardan emas. Ular e'tiqod bilan yashayapti. Nima qilish kerak? Qarang, dunyodagi brendlarning 90% ularni qo'lida. Mol davlat shularni qo'lida. Harbiy kuchlar, quvvatlar, silah, aslaha bularni qo'lida. Axborot 80-90% bularni qo'lida. Texnologiya bularni qo'lida. IT texnologiya bularni qo'lida. Demak, nima qilish kerak ekan? Mana shu narsalarda bularni oldiga o'tishimiz kerak. Boshqa yo'l yo'q. Hech bitta tarixdagi bizni ajdodlarimiz, Amir Temur bo'lsin, Sultan Muhammad Fatih bo'lsin, qaysi sarkarda Jaloliddin Mangiberdi bo'lsin, qaysi sarkarda g'alaba qozongan bo'lsa, ilm bilan g'alaba qozongan. O'qigan, o'qitgan, o'rgangan, o'rgatgan, yasagan, yasattirgan, ishlagan, ishlatgan. Davlat qurgan shunaqa qilib. Qaysi davlat kuchli bo'lgan bo'lsa, o'sha davlatning imkoniyatlari kuchli bo'lgan. Duo qilar ekanmiz, mana bu ishni to'xtatmasligimiz kerak. Ilmdan boshqa najot yo'q, birodarlar. Bolasini o'qitmasdan, bolasini o'qitish uchun saplanadigan pulga Antaliyaga ketayotgan, o'sha pulga maishat qilib, o'sha yahudlarni texnologiyasini olayotgan odamlar kamolat uchun javob beradi. O'zbekistonda nechta xususiy maktab bor? O'zingiz qura olmasangiz, boring, xususiy maktablar qiynalayotibdi. Boring, yordam bering. Tibbiy sohada nima muammolar bor? Boring, mutaxassislarni o'qiting, olib keling, tibbiyotni o'rgating. IT masalasida o'rgating, yo'q puli borlar. O'rgating, xudodan qo'rqing. Hozir natija bermasligi mumkin, lekin bugun o'qishni boshlamasak, yana 20 yildan keyin yana Falastinga bomba otadi, yana duo qilamiz deb o'tiraveramiz, boshqa yo'l topolmay o'tiramiz. 20 yilda oyoqqa turishimiz kerak biz. O'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Turkiya bilan Isroil o'rtasida 2006 yildan beri bojsiz, soliqsiz muomala bor. Savdo-sotiq qilishadi. 8 milliard dollar aylanmasi bor. Turkiya o'zi muammoni tushunib yetyapti. Yerli ham milliy degan siyosat, yangi siyosat ishlab chiqqan ular. Ham yerli ham milliy bo'lsin. Chunki birovga qaram, iloji yo'q, qaram. KFC'ni boykot qilishdan nima manfaat topasiz? Ha, KFC yemang, yemasang yema. Bo'pti, embargo. Xo'p. Lekin KFC'dan zo'rini chiqar, albekka o'xshagan narsani chiqar o'zing. Uni yema, mana buni ye deb ko'rsatasan keyin. McDonald'sga kirma. Unda qaysinga kirasan, ko'rsat uni. Bizda restoran ochsa, orqasidan pichoqlashadi. Rivojlanishiga xohlashmaydi. Nimaga boshqalar rivojlanish kerak? Nimaga biz brend qilolmaymiz? Brend qilsangiz yoningizdagi odam o'g'irlik qiladi. Millatni o'ylamaydi.
Ha? Germaniya 2-nji jahon urushida mag'lub bo'lgan. Germaniya 2-nji jahon urushida mag'lub bo'lgan davlat 20 yil o'tmasdan o'zi g'olib davlatdan 20 yil oldinga o'tib ketgan. Yaponiyaga 2 marta atom bombasi tashaldi. Yana o'rnidan turib dunyoda eng sifatli davlatga aylandi. Nima orqali? Ilm orqali. Hozirgi kundagi Siyonist tashkilotining qo'lidagi eng katta, ya'ni sabab dunyosidagi Qur'oni Karim aytgan va hablum minan nas insonlar orqali bog'liq narsasi ilm. O'qitadi, pulga ayamaydi o'qitishda. Ayamaydi o'qitishda eng mutaxassis joyga o'qitadi. Hammasini majburlab o'qitmaydi, sohasini topib o'qitadi. Bizga taklif qilib uni gapir, buni gapir degan odamni birortasi hayotda bir muvaffaqiyatga erishmagan odamlar. O'zing muvaffaqiyatga erishmagansan, qo'lingdan bitta ish kelmaydi, musulmonga yordam beradigan umuman narsang yo'q, ya'ni domlalarga uni kel gapiring, buni qiling deysan. Sen kimsan? Sen kimsan? Domlalarga aql o'rgatasan, undoq qil, bundoq qil deysan. Sen bir sharafsiz odamsan, o'zingni millatingni oyoq osti qilishni yaxshi ko'rasan. Abror domla, Shukrullo domla, Rustamjon domla, Falastinga yordam berish haqida chiqib gapiringlar deb qo'ydi bittasi. Qarasam, men do'stligimda bor ekan. Davronmi degan bitta profil. O'sha tashadim do'stligimdan. Bunaqa do'st bo'lgandan aqlli dushman yaxshi menga. Undan ibrat olaman, aqlli bo'lgan uchun aqlimni ishlatib u bilan maslahatlashaman. Ya'ni unga qarshi urushni do'stim bilan maslahatlashaman. Ahmoq do'st bular. Sharaf yo'qsullari. Sen aytgan gapni chiqib gapirsa, senga o'xshab qoladi-yu. Senga o'xshab qolsinmi? Senga o'xshab nimaga erishdik? Sezonda Turkiyaga 1 million yahudi dam olgani boradi. Voqeaga real qarayapsizlarmi yo'qmi? 1 million yahudi sezonda Turkiyaga dam olgani boradi. Turkiyaning siyosati kuchli siyosatchi gap yo'q. Vaziyatga qarab Rossiya bilan, vaziyatga qarab Amerika bilan o'ynayapti. Vaziyatga qarab Izrail bilan o'ynayapti. Hozir gaz masalasida Rossiyadan maslahatlashib, orqa fonda Izrail bilan reja qilib turibdi. Nima reja qilyapti? Gaz masalasini Izrail orqali yetsa Rossiyaga ehtiyoji qolmaydi. İsrail'den çıkadigan gazni Mısır ham olib sotadi. Ko'ryapsizmi bog'liqligini, bir-biriga aloqasini ko'ryapsizmi? Bu narsalarni mingdan birini bilmagan. Bu troll profil yoki kirib olib o'zidan dunyo qutqaruvchisi Robin Hood yasayotgan bolalarga tushuntirib qo'yinglar buni. Agar hozir mana shu siyosiy regionda, siyosiy vaziyatda, siyosiy tahlilda Xitoy bilan Rossiya o'zining shaxsiy manfaatlari ustida Falastinga yordam berib, ular himoyasiga olsa, musulmonlarga foyda bo'ladi. Hozir men Xitoy parast, rus parast bo'ldimmi shu gapim bilan? Yo'q, real hodisaga qaraganda, Amerikaning ahvolini ko'ryapsizlar, Ukrainaning ahvolini ko'ryapsizlar. İsrail'in ahvolini ko'ryapsizlar. Yevropa davlatlarining ahvolini ko'ryapsizlar. Ular insoniyatni yer yuzidan qirilishini xohlaydigan e'tiqoddagi odamlar. Rossiya bilan Xitoy o'ziga yarasha zulmi bor kofir davlat, lekin bular agar musulmonlarni hozirgi kunda kuch o'ro tarafini olsa, payg'ambar alayhissalotu vasallam Rimga xat yozdilar, meni himoya qilsalaring, ikki dunyoda dinni qabul qilsang, ikki dunyoda saodat topasan deb. Shunga o'xshagan taklif bu. Men taklifim buni eshitmaydi-da, men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini aytib beryapman. Real hodisa bu. Endi bu taxmin bor. Amerika ham o'ylayapti buni, Yevropa ham o'ylayapti. Agar Xitoy bilan Rossiya Falastinni tarafiga o'tsa, problema bo'ladi. Shuning uchun uni vassallari
harakat qiladi ki Xitoy bilan Rossiyani Falastinga yaqinlashtirmaslikka. O'shaning uchun Rossiyani Ukrainada botiramiz, Xitoyni boshqa problema bilan botiramiz degan harakat bor. Nima deganida? Ukraina LGBT tarafdori bo'ladi. Ukraina agar o'sha hozirgi fashist Zelenskiy o'xshagan geylar qoradigan bo'lsa, Ukrainani key qiladi. Birinchi taklif. Bo'lmasa bitta ko'zini o'yishadi. Hozir Ukraina iqtidordagi geylar birinchi planga rozi bo'lishgan. O'shaning uchun ikkala ko'zi butun. Ha, SSR ham Falastin taraf bo'lgan. Nimaga? Amerikaga qarshilik uchun. Bobomurod Abdullaning ikkita ko'zi butunmi? Ko'rdinglarmi? Ha, uni orqasi butun emas. Ular tuhmat qilsa bo'lar ekanda, qarang. Jakuy Tezak, mana haqimdagi informatsiyasi videosi bor. Ya'ni asabiylashib ketyapti bobo. Bobo ket asabiylashib ketyapti. Avval bir suhbatda chiqib olib, "Ey prezident, mullangizni yig'ishtirib oling, terpilalik qiladi." Endi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning oilalariga, "Ey buni yig'ishtirib oling," deyapti. Terpila? Ey benomiz, bobo ket. Sen bir tuhmat qilsan bo'lar ekan da, o'zingni haqiqatda shashvarang ekanligini aytsak. Ya'ni seni gapingga javob bersak. Alam qiladimi senga? Bobo ketlar aynan yahud odamlar, birodarlar. Tabiatan yahud shular. Nimaga? O'zi tuhmat qiladi. Tuhmatiga yaxshi javob qaytarsangiz, ana bu deydi, haqorat qildi, mullami bu deydi, boshqa narsa deydi. O'zbekiston siyosati juda ham yaxshi islohotlarni boshladi. Buni ko'zi ochiq odam, aqli raso odam ko'rib turibdi. Va o'sha jurnalistik ma'noda qamalganlarga imkon berdi. Bobo ketga kvartira berdi. Prezident shaxsan o'zi ta'minladi. Men blogerlarning orqasidaman dedi. Blogerlar nima qildi keyin? Haddidan oshib ketdi. Blogerlik, pseudo-blogerlikka aylanib ketdi. Pul shantaj qiladigan Ya'ni blogger nomi bilan mafiyalar boshlandi. Bobo ket o'sha paytda bu ya'ni islohotni nima deb o'yladi? O'zini anaqasi deb o'yladi. Ya'ni shaxsiy qarashi bilan laganbardorlik qilib, davlatni bu yaxshiligini suiiste'mol qildi. Nima qilish kerak davlat? Jinoyatchilarga ko'z yumish kerak, bo'ldi, mayli qilaveringlar deyish kerakmi? Endi bu sistema bitta shaxsga tegishli emas, davlat katta sistemadan, nizomdan iborat. Orada har xil narsalar bo'lyapti. Lekin jinoyatchiga jazo berilishi kerak. Jinoyatchi jazosiz qolsa davlat bo'lmaydi, davlatchiligi qolmaydi. Qo'lni mundoq qilsa shart chiqar ekan. Bitta chiqyaptimi? Qaraylar. Bunda qilsa shart chiqar ekan. Qanaqada? Bunda qilsa-chi? Bu ham chiqar ekan, qarang. Bunda qilsa-chi? Ajoyib funksiyalari bor ekan-da, xullas. Xo'p. Pseudo jurnalistlar birodarlar, ko'p narsalarda o'zlarini ishlarini qilyapti-da, yaqinda bir narsa ko'zim tushib qoldi. Qishloq xo'jalik vazirligiga hozir jurnalistlarga kimdir fast degan shikilli hujum boshlangan. Qayerdadir chasni bir shaxsiy fermani paxtasi yonib ketgan ekan. Qishloq xo'jalik vaziriga Voyitov aybdor. Makarenko, Nikita, Oy, Xonimey chiqib olib, ya'ni elektr energiyasidagi problemiga qishloq xo'jaligini vaziri javobgarmish. Axboriy urush ko'ryapsizmi?
Voyit cenabları kimgedir yakmaya koyan şekilli. Kimdir onu orduya oturmak şekilli. Fidakar, milletke hizmet kıyken şuna kanki kadırlarını maşına kıkılış yaptı. Şu jurnalistler, pseudo jurnalistler, hain, ikide közü bütün jurnalistler var. İkide közü bütün degen de fakat işleşine etmeyi etmem dostlar. Azadlıkta işlep, BBC'de işlep, ikide közü bütün bulsa helge degen yapmaz. Hemmesi de yetkenim yok. Yani bu degeni Şeyh Muhammed Sadık, Abud Karake, orduk yegen de başka adamlara çıkıp ötü özünü, dinini, milletini, kadriyetini davet kıra ogen adamlar bugün. Onu bilip kalıp ki tohta çıkken. Hadrat Rahimahullah, Hadrat hakkında tuhmet kılışken. Bu anı namaz normumun açık hat yazgen. Kime onge raddi yazıp Hadrat kapı yegen mi? Bana şuna kadar raddiye kıldım degenimde, degenler. Şunu azatlıkı cüret varayım mı, azatlık çıkarayım mı kendisem? Ya bu uzları ki, degenler. Hain adamlar hamdası. Yaşayam şulardan uzaklaşken ben degen, manada şu pekte gepregenler. Hadrat Rahimahullah, Müslüman buluş bilen birge milletini sevdiğin adamıdır. O kişi özünü milletini, özünü vatanını, özünü yurtunu tankıt kılıp, yani özüden tankıtçı yasav alıp, uşa bilen dinini suistimal kımasıdır. Ne mi bulsa hem dinine hizmet kılardı. Hacı Akbar Toracanzade aytadılar, biz muhacirette yürüyende özümüzde devlet, Tacikistan hakkında kattık yapılarını yapardık. Kim bir gün Hazreti kurup kaldım deydi, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'unu. Kurup kalıp, sizden yapırmayız mı? Memleketiniz, devletiniz hakkında. Degen de, ben yakalıp, bu ne kadar meyde işler bile şugurlanmayız biz. Bizden asasi vazifemiz var, şu vazifeni kılıçtığımız kere dediler. Kulağımda tersaki tartı var gendeyip oldu deydi. Trik o kişi soruyorlar. Tacikistanlı bir adamlar. Uşenden keyin özümü onladım degenler. Hazret Rahimahullah, azatlıkı çıkılan özünü milletini, özünü devletini yamallama gel. Ha yaman, böyle de hemen devlette bak hemçiliği. Lekin azatlık, neme uçun? İsrail Falastin'e bastırıp kirdi. İsrail'ni kesalhananı portletkenliği 90% ispatını taptı deme yaptı. Neme uçun? Diyal mıydı? Neme ge? Birinci teklifke razı bugün. Uttaki adamlar. Ularga berilgan pul kadar gapirishadi. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligiga nimaiki ayb bo'lsa, mana aybdor deyapti. Yaqinda yomg'ir yoqsa, anaqadan qattiq jala quyib yuborsa, shunaqa qilishadi. Axborotni shunaqangi qobiliyat bilan, shunaqangi talant bilan yedirishadigi odamlarga yomg'ir ko'p yog'vorda, ha, voyitib aybdor, olib tashlash kerak ishdan. Nimaga? Yomg'ir ko'p yog'vordi-yu. Bunun nimasi alakası var? Voyitib Qishloq xo'jaligi vaziri-yu. Tushunmadim desa, tushunmaysiz siz, aralashmang. Voyitib aybdor. Ashnaqa qilishyapti birodarlar. Shuning uchun bitta bo'lsa ham sasimiz qisiq bo'lsa ham nima qilamiz? Gapiryapmiz biz. Olganlar oldi, olmaganlarga men hujjatni o'zim Allohning huzurida qoyim qilib qo'yadi deb gapiryapman. Endi sizlarga bitta she'r o'qib beraman. She'r emas, bir bir mavzu xullas. Biz qisiq saslarimiz minoralarni degan she'r. Kim yazıyordu ya şunu? Aşkur bur. Arif Nihat Asiya degen kişi yazgen. Uzbekçe'ye biraz tercüme kıyım ben. Oku bir hemen şunu. Hadi bir sohbetimizle alakadar. Dostlar bizi avazımız cüde balen çıkmaydı. Bizi kolumuzda kural yok. Adam aleyhissalatu vesselam'ın ikide oğlu, Kabil bilen Habil ortasındaki sohbetini Kur'an-ı Kerim bizge hikayesini keltiredi. Kabil Habil'ini öldüremen degen de
Mən isə seni öldürməyəm degan. Mən Allahdan qorxaman, seni həm günahını zimmem yap getişdən haya qılaman degan. Lekin dostlar, heç yox haq tərəfdə ikənimizi bildiriş babıdan gəpiriyəbbiz. Biz məmləkətimizi yaxşı qoramız. Davlatımızını küçülü davlat bolışlıqını arzu qılamız. Qolumuzdan kigəncə xizmət qılışlıqə, nəfəsimiz qoğunçə haq tərəfdə turuşlıqə, ant içkən biz. Bu antımızı buzmaslıqə Allah subhanahu ta'ala özü quvvət versin. İltica. Bugünün duası. 2019-cu ildə tərcümə qılan ekan mən. Biz garib səslərimiz, minaralarını sen azansız koyma Allah'ım. Ya çakır şu yerde bal toplagenni. Ya kovansız koyma Allah'ım. Mahyasızdır minareler kükni hem. Kahkaşansız koyma Allah'ım. Müslümanlık bilen bezengen yurtni. Müslümansız koyma Allah'ım. Bizge küç bir cihat meydanlarını pahlavansız koyma Allah'ım. Kahramange intizar yurtunu kahramansız koyma Allah'ım. Bileylik düşmenge karşı turuşunu bizni cansız koyma Allah'ım. İrtenin yolları da yıllarını hem Ramazansız koyma Allah'ım. Ya tarqat kimsesiz kalgen suruvni. Ya çopansız koyma Allah'ım. Bizni sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız koyma Allah'ım. Müslümanlık bilen bezengen yurtni. Müslümansız koyma Allah'ım. Kovan bu asaların üyü bu. Mahya Ramazan ayıdaki minareye asıladigen çırak. Mayak deymiş ki, çünkü yoksa gelmezse. Kahkaşan, saman yolu. Hop. Ya 2015 yılında tercüme kılın gene. 2019'da kayıta koyulu gene. Hop. Dostlar, şu bilen sohbetimizi yakülesek, soru cevaplarımız var mı, yok mu? Savol cevaplar. Hay Allah. Türkiye'de İhsan Şen Ocak degen alim var. Allah umurunu uzak kısın. Şu kişinin bir gapi var. Biz galebege emez. Belki kureşişke memurumuz. Hak tamamda turuşke memurumuz. Allah Teala bizden nime uçun galebe kılgenimizini soramaydı. Belki nime uçun batılige karşı turmagenimizini soraydı. Nime ge batılige karşı turmadın deyip soraydı. Galebe Allah'tan. Harakat, sefer bizden dostlar. Saval var mı ki? Koreylikçi. Hop, dostlar. Hitler'dan soruşken, nima uchun Yahudilerini kırgansan o, hammasini kırıp yubormagansan dese, uşağıt etken Yahudi tabiyatlarını. Az gene kaldırdın, nima uchun ularını kırganimni bilişinler uchun degan.
Gitler'den kora vahşi bu siyanistler. Gitler faşist, faşizmden faşist bular. Moğullar Orta Asya'ya gelip, hemmeni erkek ve ayol, yaş balayı karı, hemmeni kırgen, öldürgen. Kılıçtan utkazgen. Buhara'da 10 bin ta adamını meydanda şimdi atırıklayan öldürüşken, kellesini alışken. 10 bin ta adamını. Netanyahu ve onun etrafındaki teşkilatlar şuna kadar kılıç yaptı. Bir kıl, Moğulların sistemesini amalga aşırı şey yaptı. Demek için buna kılıçken, Moğullar bizge karşı ayaklanma bulmasın deyip kıyken bu işine. Bunlar hem şuna kılıç yaptı. Lekin adaşadı dostlar. Şimdi bir tek işine sırra eteyim. İsrail'in içi deyem halkına arasında narazılık kattı. Bu narazılıkını çalgıtış için bu narsanı üyüştürdü diyen gepler bu. Amerika'nın özü de ahalının içi de narazılık kattı. Avrupa'da ahalılar içi de narazılık kattı. Şu derecede baradı ki, bunların zulmünü, zulüm ekenliğini itiraf kılmadan adam kalmaydı yeryüzü de. Ve neticede adamlar ayaklanadı. İsrail'in özü de isyan çıkış hafı var. Yapımı yazıp koyuyorlar. Amerika'nın özü de isyan kurtarılış hafı var. Avrupa parçalarının gitiş hafı var. Bana şu narsalarını içi de. Demek ki, İsrail'ini hemen yaş kora vermeydi. İtikadan himoya kılışadı halas. Lekin kılıyetken işini, cinayetliğini, insani vicdanı var adamlar körüp durupdu, itiraf kılıp durupdu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz zalimlerinin kılıyetken işiden haberdar mız deydi. Gafil imas mız deydi. Ve la nuhlikenne zalimin deydi. La kasam bitti. Takit. Elbette nuhlikennedeki ahurdaki ikide nunan takit. Hikmette elbette var bitti. Kasam ki elbette elbette zalimlerini halak kılamız deydi Allah Teala. Onun için o şey zalimlerini halak kılışken münasip ümmet payda buluş gerek. Allah Teala Osman'dan ababul kuşlarını yönetip zalimlerini halak kılmaydı. O şey zalimlerini halak kılışlık için ümmet içi de zalimge karşı tura aladigen ilmi salahiyetteki ümmet payda buluş gerek. Onun için hazırdan başlaşımız gerek. Çumalı kebe ağzımızda su alıp gülhange karşı yürüyüşümüz gerek. Biz de ağzımızdaki su uçurmasını mümkün, safımızı belgeleşmemiz gerek. Bir tane bulsa hem taş, bir tane bulsa hem darak koyuşumuz gerek şu yolge. Kasem ki bu ümmet barbar galaba kazanadı. Akıbette zalimler halak buladı. Allah'ın vadesi hak. Ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Mahzun bulmayınlar. Şükürlükle düşmeyinler. Boşaşmayınlar. Sizler âliysizler, eğer mu'min bulsanlar. Eğer mu'min bulsak dostlar. Mu'min, dünyada her daim peşkadan buluşka hareket kılış gerek. İlim sahasında hem, terakkiyat sahasında hem, hemen sahada. Biz peşkadan bulmagunca karşımızdaki zalim toktamaydı. Bunu isten çıkarmazdıkımız gerek. Subhaneke Allahümme ve bihamdike neşgaru en la ilahe illa ente ve nestağfiruk. ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالتناسق بكتبت أوكرانيا الجبتة طرف داره دسم أنا سابق حربيلر شاكر داليم كأخشجان أشلرنا حيتدا أشلرنا çocuk göğsünü yip koyup tasırlarını yürüyen adamlar beni Orus paras diye diyordu ben Orus parasmasman ben Müslüman parasman hak parasman ben Hakkına aitiyip ben aitiyetken yapımını menge nispeten muamma buluşunu bilip durup yapıyıp ben. Zara şu adamlar uygansa, közü açılsa, buna kendi provokatörlerini oyunu oynayıp koymasa deyip yapıyıp ben. Menge demek gerek var bu mesela. Menge zarureti var. Allah Teala'nın huzurunda cevapgarlık var. Makalasını koydum. Bir ayol çıkıp alıp, deputat, resmi sahifesi de ilan kılıyıp yaptı. Ukrayna'da LGBT teşkilatı'ya ruhsat alışlık için Müdafaa Vazirliği, Adliye Vazirliği ruhsat veriyordu. Müdafaa Vazirliği'nin LGBT'ye girdi. Ne alakası var? Ukrayna Müdafaa Vazirliği'nin ne alakası var? Abrarını yapıp doğru çıksa
birorta erkagi chiqqani yo'q ularni. Chiqib olib, abror to'g'ri gapirdi degani yo'q. Payt poyla o'tib, vaqt o'tgandan keyin noto'g'ri gapirdi deyishyapti. Pulinglarni rus rubliga aylantiringlar, dollar qilmanglar dedim. O'sha paytda 98 edi. Pulini rubl qilgan odamlar 55 gacha tushdi. Keyin vaqt o'tib, vaqt o'tib, 1 yil o'tdimi, 2 yil o'tdimi, 3 yil o'tdimi, bilmayman. Taxminan 2 yil o'tdi. O'tgandan keyin Rossiyada yana pul 100 ga chiqib qolsa, o'sha postni qo'yib nima deyshyapti? Ana Abror rubl qilinglar dedi, rubl qilganlar yutqazdi deyapti. Mana shu gapni tarqatayotganlar yahudi tabiat bo'lmasa, unda kim yahudi tabiat? Alloh taolo haqdan qadamlarimizni toydirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.